İstanbul kar altındayken Beşiktaş'taki Dikilitaş mahallesinde elektrik kesildi. Soğukta ısınamayan ve karanlıkta kalanlar perişan oldu. Hastalar için seferberlik, arızanın giderilmesi için de çalışma başlatıldı. Cumartesi günü akşam saat 7 civarıydı, gitti. İstanbul'un köpeğinde 30 saat, 28 saat elektrik kesintisi, bu ne demek ya? Hafta sonu çok zor geçti. İstanbul kar altındayken kesildi elektrik. Ne doğalgaz çalıştırabildiler ne de ısıtıcı, mahalleli buz kesti. Çok üşüdük. Ne oturabiliyorsun, ne ayakta durabiliyorsun, ne yatabiliyorsun. Buzdolabı gitti, internet gitti. Yok. Dolabımdaki bütün kışlık yiyecekler öldü gitti. Burası Beşiktaş. Cumartesi yaşanan arıza nedeniyle Dikilitaş mahallesinde elektrikler kesildi. İki tane ufak çocuğum var. Bir yatakta dört kişi yatmak zorunda kaldık hani ısınalım diye. Halen daha yok. Suyu patlatmışlar onu yapayım derken. Ne su var ne elektrik, hiçbir şey yok. İş kaldı zaten benim elektrik üzerine. Tamirciyim. Kaldı, bekliyoruz. Hemen yan tarafımızda fırın imalathanesi var. Onlar işlerini jeneratör yardımıyla çözüyor. Ancak evlerinde hasta olanlar da var. İşte onlar da o jeneratöre kablo bağlayarak elektriğe bu şekilde çözüm bulmuş durumdalar. Solunum cihazına bağlı hastamız vardı. Makinalarımız çalışmadı, cihazlarımız. Oksijen tüpleri kullandık. Delirdik diyelim yani. Hastamızı kaybedeceğiz diye korktuk. Yaklaşık 2 günlük elektrik kesintisinin ardından ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı. Şu anda bazı binalara elektrik verildi. Ancak herkes onlar kadar şanslı değil. Çünkü hala elektrikleri olmayan evler var. Şu anda yok mu elektrik? Yok. Bazı katlarda var, bazı katlarda yok. Bizi es geçiyorlar şöyle. Yaşlandık diye herhalde. Örneğin şu binada yok. Bizim binada varsa komşumuzda yok. Burada yok. Bak donuyoruz burada yaklaşık 2 gündür. Hadi yazın olsa bir problem olmazdı ama kışın olması çok kötü oldu. Bugün akşam saatlerinde elektrik dağıtım şirketinden de bir açıklama geldi. Yetkililer kar yağışı ve park halindeki araçlar nedeniyle çalışmalar uzasa da yeraltı kablolarındaki arızanın giderildiğini duyurdu.